Yani bu, siz bu örgütlerin finansmanına göz yumuyorsunuz, engellemiyorsunuz demiş oldu. Bundan daha ağır bir suçlama olabilir mi? Bizim yıllardır söylediğimizi FATF Başkanı söyledi. Neden? Neden engellemiyorsunuz bu işi? İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Daha geçen gün sorduk bu sıralarda. Bu ülkede IŞİD'liler, IŞİD emirleri, IŞİD Maliye Bakanı, kimisi yakalanıyor, kimisi bir işe girmiş, kimisi şirketler kurmuş, ortalıkta cirit atıyorlar. Bu nasıl işledik? Cevap yok. Bu ülkenin sınırlarından 5 kilometre uzaklıkta IŞİD'in en tepesindeki isim Bağdadi öldürüldü. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede doyurucu bir açıklama hiç duymadık. Sizlere şunu hatırlatmak istiyoruz. IŞİD yalnızca Suriye'de değildir, yalnızca Irak'ta değildir, içimizdedir. Yüzlerce hücresiyle bu ülkenin sınırları içindedir. IŞİD ve benzeri yapılar Türkiye toplumu için büyük bir tehdit ve sorundur. Bunu duymak istemiyorsunuz ama bu gerçek çok acı. Hepimizin sorunudur. İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin zaman zaman raporları açıklanıyor. Haziran 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar olanlara dair raporlarda öldürme, yağma, savaş suçları, her türlü insan hakkı ihlali, işkence, taciz, tecavüz, insanlığa karşı işlenen suçlar, yani insan sayarken bile tedirgin oluyor, bitiremiyorum. Bu raporlarda bu tür suçlarla ilişkilendirilenler kimler? Süleyman Şah Tugay'ı, Hamza Tümen'i, Sultan Murat Tümen'i, Ahrar el-Şarkiya, Şam Cephesi, Suriye Milli Ordusu ve diğerleri, saymakla bitmez. Bu cümlelerin ardına ise bu raporlarda maalesef bir şey ekleniyor. Diyorlar ki Türkiye'nin himayesindeki gruplar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neden bu gruplar Türkiye'nin himayesinde? Bunun cevabı var mı? Yok. Neden Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kurumların raporlarında böyle anılıyor Türkiye? Neden? İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Sizin kavramlarınızla konuşayım. Komşu ülkenin toprakları üzerinde ameliyat yapmak, bu mu iyi komşuluk ilişkileri? Suriye'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmen tüm halklar ile iyi ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkiler kurmak yerine çetelerle dar alanda egemenlik oyunları oynamak. Bu mu büyük devlet politikası? İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Bir kez daha hatırlatalım. 2011 yılı itibariyle bu iktidarın komşularla sıfır sorun dönemi bitti ve herkesle sorun dönemi başladı. Bölge halklarını hakimiyet altına alma isteği ve hami olma hevesi zuhur etti. Bölge halkları zorla, askerle, vekalet savaşçılarıyla yaratılmaya çalışılan bu hakimiyeti kabul etmeyince hoş geldi değerli yalnızlık. İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Bakın bizlerin çabası bu iktidar çökerken ülkeyi ve toplumu daha büyük acılara sürüklemeyin diyedir. Uluslararası endekslerde Türkiye'nin parlak durumda olduğunu iddia edemezsiniz. İfade özgürlüğü ve hesap verilebilirlik endeksi, politik istikrar ve şiddetin yokluğu endeksi, düzenleyici kurumların kalitesi endeksi, hukukun üstünlüğü endeksi, yolsuzluğun kontrolü endeksi saymakla bitmez. Her biri teker teker incelendiğinde Türkiye bu endekslerin tamamında listelerin sonunda yer almaktadır ve negatif bir seyir izlediği görülmektedir. İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Savaş yorgunu bir ülkeye, yani Suriye'ye daha ateş sönmemişken yeni çatışmalarla gitmek, yani benzinle gitmek en hafif tabirle kötülüktür ya. En hafif tabiriyle. Orta Doğu bir dinamit deposudur. Çaktığınız kibritin neye yol açacağını hiç düşünmüyorsunuz. Çünkü sizin için önemli olan iktidarınızı kaybetmemek. İktidarın bekasıdır. Ülkenin ve toplumun bekası değil. 2 yıl için isteniyor tezkere. Şimdiye kadar 6 kez uzatılmış. Her seferinde 1 yıl istenmiş. Şimdi 2 yıl isteniyor. Neden? 2023 Ekim'ine kadar. Gelecek Ekim ayında meclisin toplanamayacağını mı düşünüyor bu iktidar? Seçim havasına girildi, iktidar 1 yıl sonrasında kendinden emin değil mi? Kendi durumunu öngöremiyor mu bu iktidar? Kendi vekillerinden de mi destek alamayacağını düşünüyor bu iktidar? O yüzden mi 2 yıl istiyorsunuz? Gerçek bu. Sizler de biliyorsunuz. Suriye-Irak tezkeresinin 1 yıl yerine 2 yıl uzatılması TBMM'den açık çek anlamına gelmektedir. Meclisin asker gönderme ve savaş yetkisinin
2 yıl boyunca sarayın ipoteği altında tutulmasını başlı başına sorumsuzluktur. Meclisin 2023 yılı sonuna kadar bypass edilmesidir. Şunu bir kez daha hatırlatalım. Tezkere demek FATF'de gri listeye girmek demektir. Tezkere demek Suriye'de vekalet savaşlarının yürütülmesi demektir. IŞİD'lerin ve diğerlerinin bu ülkede cirit atması demektir. Hukuksuzluklar, adaletsizlikler demektir. Tezkere demek mülteci akınının sürmesi demektir. Ülkelerinde huzur ve barış olmadığı için topraklarını terk etmiş olan milyonlarca insan bizim ülkemizdedir. Elbette onların insanca yaşama ve çalışma hakları bizim onlara borcumuzdur. Bunu asla tartışmıyoruz. Ama Türkiye yeni mültecileri kaldıracak durumda değildir. Ne altyapısı ne ekonomisi buna izin vermemektedir. Ancak çatışmanın sona erdiği, askeri değil siyasi adımların öne geçtiği, diyalog ve müzakerenin olduğu bir ortam, demokratik bir Suriye bu sorunun da aşılmasına yol açar. Peki önerimiz ne? Ne yapmak gerekiyor komşumuzda süren savaş ortamını sona erdirmek için? Sorunların değil, çözümün tarafı olunmalıdır. Birinci nokta bu. Bunun için bir kez daha tekrarlıyoruz. Suriye, Arabı, Kürdü, Türkmeni ile Suriye halklarınındır. Öncelikle bu halkların iradesini hiçe sayan her girişim yanlıştır. Yıkım yerine yeniden inşa politikalarına ihtiyaç vardır. Suriye halkları geleceklerine ve demokratik Suriye rejiminin yeni toplumsal sözleşmesine birlikte ve müzakereyle karar vermelidir. Barış ve müzakere tek geçerli yoldur. Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde güçlü bir yerel demokrasi üzerinde yükselen bir demokratik rejim inşası adımları en gerçekçi ve doğru olan yoldur. Bütün etnik, toplumsal, inançsal ve kültürel oluşumların kendilerini kurumları aracılığıyla ifade ettiği, toplumsal mutabakata, demokrasiye ve çoğulculuğa açık, insan haklarına saygılı bir rejim. İşte Türkiye elindeki bütün imkanlarla bu yöndeki adımları desteklemelidir. Komşusunun geleceğini barış içinde inşa edebilmesini kolaylaştırmalıdır. Savaşın korkunç yıkımını bilmeyenler barışın kıymetini de bilemez. Halbuki bugün en çok zayıflatılan barış ve müzakere politikası elimizdeki en güçlü imkandır. Türkiye bütün komşularıyla ilişkilerini ekonomik, diplomatik, kültürel alanda geliştirmelidir. Bunun yolu diplomasi ve müzakeredir. Size yapılmasını istemediklerinizi başkalarına yapmaya kalkışmak en büyük tutarsızlıktır. Bir coğrafyanın nüfus yapısıyla oynamaya Bulgaristan ve Yunanistan örneklerinde haklı olarak karşı çıkarken Suriye ve Irak'ta biz bunu yapabiliriz diye düşünmek en büyük tutarsızlıktır. Bizler tezkereye hayır oyu vereceğiz. Barışa, barış diyenlere öfkenizin nedeni de kendi iktidarınızı sürdürmek için başlattığınız bu yapay çatışma ortamının fiyaskoyla sonuçlanması korkunuzdur. İktidarınız zayıflıyor diye halklara acı çektiriyorsunuz. Ekonomide ve sosyal alanda çoklu krize yol açıyorsunuz. Türk lirasını pul ettiniz. İşsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk, yolsuzluk hep bu yanlış politikalarınızın sonucudur. Bizler savaşın, çatışmanın, tezkerenin ülke ve toplum yararına olmayacağını bildiğimiz için karşı çıkıyoruz. Kürtlerin varlığına, Kürt halkının siyasi ve idari haklarını kullanmasına düşmanca yaklaşmak çözüm değil, çözümsüzlüktür. Her yerde Kürtlerin kazanımlarına itiraz ediyorsunuz. Kuzey ve Doğu Suriye'de de, Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetiminde de. İçten içe düşmanlık besliyorsunuz. Kürt fobiklik iyi değildir. Halbuki Kürt'ün hakkı, hukuku olursa Türk de huzur bulur. Fars da huzur bulur, Arap da huzur bulur, herkes huzur bulur. Barış içinde, eşitlik içinde bir arada yaşamanın yolu budur. Kürt sorununa demokratik ve barışçı çözüm konusunda ısrarcıyız biz Halkların Demokratik Partisi olarak. Bu sorun çatışmalar ve gözyaşları ile değil, diyalogla, müzakereyle çözülmelidir. Çare Washington'da, Moskova'da değil, Ankara'da bu meclis çatısı altındadır. Kendi sınırlarında yaşayan Kürtlerle, komşu sınırlarda yaşayan Kürtlerle barışmaktır doğru olan. Türkiye'nin güvenliği Suriye iç barışından ve barışçıl politikalardan geçmektedir. Bu meclisin diyalog kurmak gibi tarihsel bir vazifesi vardır. Hangi partiden olursa olsun her milletvekilinin vicdani görevi vardır. Çağrımız herkesedir. Türk, Kürt ve Arap halklarının birlikte eşit olarak yaşamaları, ortaklıkları
bölge için huzur ve refah adımı olacaktır. Bizler meşru olan demokratik çözüm ve barış mücadelemizin hem ülkemizde hem de komşularımızda kararlı takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Gelin hep beraber barışı örelim, eşitliği ve kardeşliği sağlamlaştıralım. Parti, görüş ya da konum fark etmeksizin insanların ölümüne, yerinden edilmesine karşı çıkan, savaş ve çatışma karşıtı olan herkesedir çağrımız. Biz insanlar ölmesin, bu topraklara, bu coğrafyaya barış gelsin diye bu yola çıktık. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan geri çeviremez. O nedenle bir kez daha tezkereye hayır diyoruz, hayırda hayır vardır diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.